örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden iplerimden bahsedeyim size ee, bebeğini kullanacağız Tığımda numara veremiyorum. Numarası silindi. Elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet beyaz ipimle şöyle zincir çekmekle başlayacağım. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekmeniz gerekir. Battaniye, yelek, hırka ne yapımında kullanmak istiyorsanız zincirinizi ona göre çekmeniz gerekecek. Evet bana bu kadar yeterli model anlatabilmek için. Şimdi tığımın başına aldım. Şöyle üçüncü zincirime batıyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Tığımın başına aldım sıradaki zincirime batıyorum hepsini birlikte kapatıyorum yarım trabzan yapıyoruz tekrar tığımın başına aldım sıradaki zincire battım hepsini birden kapattım tığımın başına aldım yine şöyle sıradaki zincire battım ve hepsini birlikte kapattık bakın bu şekilde yarım trabzanlar yapacağız Modelimizin yapımı gayet kolay. Battaniye çok yakışacak bir model. Bakın şöyle yarım trabzanlarımızı çıkarıyoruz. Evet model anlatabilmek için bu kadar yeterli bana. Şimdi iki zincir çekiyorum, modelimi çeviriyorum. Tığımın başına aldım. Bakın şuradaki trabzanımın tepesine battım. Pardon iki kere dolayacaktım. Şöyle iki kere doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine bir iki. Şöyle tekrar yapacağım. 1 2 3 4 kere de çektim şöyle bir trabzan yaptık hemen yanındaki sık iğne yanındaki trabzan tepesine sık iğne ile batıyorum ve kapatıyorum tığımın başına iki kere doluyorum Sıradaki trabzanımın tepesine 1, 2, 3, 4 sefer de çektim. Daha sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde olacak. Devam edelim. 2 kere doladım. Sıradaki trabzanın tepesine 1, 2, 3, 4 seferde çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğne yaptık. 2 kere doladım. Sıradaki bir 2 3 4 seferde çektim yanındaki trabzana sık iğne yaptım 2 kere doladım sıradaki trabzana 1 2 3 4 seferde çektim hemen yanındakine batıyoruz bakın şöyle tomurcuklar yapacağız iki kere tekrar doladım sıradaki trabzana 1 2 3 4 seferde çektim hemen yanındaki trabzan tepesine sık iğneli sabitliyoruz iki kere doladım sıradakinden 1 2 3 4 seferde çektim yanındakine sabitliyoruz bakın şu şekilde ben şimdi tamamlayıp geliyorum şöyle Sıra sonuna kadar gittim. Bakın şu şekilde tomurcuklarımızı çıkarmış olduk. Şimdi devam ediyorum. 2 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Tığımın başına aldım. Bakın şuradaki yere batıyorum ve yarım trabzan tığımın başına tekrar aldım. Bu sefer yapmış olduğum tomurcuğumun tepesine battım trab pardon yarım trabzan tekrar tığın başına aldım bakın burada yeri belli şuraya batıyoruz tek seferde çekiyoruz tığın başına tekrar aldım tomurcuğumun tepesine orada yeri belli zaten bir seferde çekiyoruz tığın başına tekrar aldım bakın şu araya bu şekilde tekrar yarım trabzan çıkarıyoruz ara ara e, tomurcuklarınızı ya da trabzanlarınızı sayabilirsiniz. Eksiltme yapmadığınızdan emin olmak için. Bakın şu şekilde zaten batacağımız yerler belli. E, hani saymasanız bile eksilme olmuyor sırasıyla her yere battıktan sonra bakın bir kere araya batıyoruz bir tane de tomurcuğun tepesine yine ara tomurcuğun tepesine batıyorum yine bu şekilde sırasıyla trabzanlarımı çıkarıyorum bakın şuraya batıyoruz tığımın başına aldım tekrar şöyle tomurcuğumun tepesine Evet bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi renk geçişi yapacağım. İpimi alıp geliyorum. Devam ediyoruz. Şöyle sarı ipimi aldım. İpimi buraya bu şekilde sabitledim. Tabii ben devam etmeyeceğim için şu an bağlamıyorum. Siz devam edecekseniz bağlamanız gerekecek. Şöyle bir tane zincirimi çektim. İlk sık iğneme batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Tığımın başına iki kere doladım. Sıradaki trabzan tepesine 1 2 3 4 seferde çektim şöyle. Hemen yanındaki tırabzana batıyoruz. Sık iğne yardımıyla burayı kapatıyoruz. Bakın şu şekilde. Evet devam ediyorum. Tekrar iki kere doladım yine sıradaki trabzan tepesine 1 şöyle 2 şöyle 3 4 seferde çektim sıradaki trabzanın tepesine battım sık iğne ile bağladık iki kere doluyorum sıradakine 1 2 3 4 seferde çektim sıradakine bağlıyorum iki kere doladım sıradaki trabzana 1 2 3 şöyle 4 seferde çektim trabzanımı yaptım sıradaki trabzana burayı sabitliyoruz bakın şu şekilde tekrar tomurcuk oluşturuyoruz iki kere doladım 1 2 3 4 seferde çektim Sıradaki trabzanı sabitledim. Model e, bu şekilde devam ediyor. Yapımı gayet kolay. Çok daha şık bir model. Ben şimdi şöyle sıra sonuna kadar geçeyim. bakın tomurcuklarımız oluştu tekrar iki kere doladım 1-2-3-4 seferde çektim sıradakine battım iki kere doladım yine batıyorum 1-2-3 şöyle dört seferde çektim ve kenara bağladım. 2 zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum. Bakın yine aynı şekilde e, tomurcuklarımızı çıkardık. Tığımın başına alıyorum. Şöyle kenardaki ilk sık iğneye batıyorum ve yarım trabzan yapıyoruz. Tığımın başına aldım. Bakın burada batacağımız yer belli. Tomurcuğumuzun tepesine batacağız. Şuraya. Battık. Çıkardık. Tekrar tığımın başına aldım. Bu sefer aradaki sık iğnenin tepesine trabzan yapıyoruz. Yarım tomurcumun tepesine tekrar araya bu şekilde yine yarım trabzanlarımızı yapacağız. Daha sonra tekrar renk geçişi yapacağız. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane araya bir tane tomurcuğumun tepesine yine bir tane şöyle araya bir tane tomurcuğumun tepesine yarım trabzan. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Evet bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça modelimiz bu şekilde. Ben şöyle beyaz, gri ve sarı kullandım. Bu renklerle bence de çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Bu da arka kısmı. Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen birazcık onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Zaten e, şu, e, arka kısmı da bu şekilde olduğu için astarlamanıza da gerek kalmayabilir yine yelek yapabilirsiniz çocuk örgülerinizde çocuk yelek ve hırkalarında çok güzel olur diye düşünüyorum bu model yine kırlent yapabilirsiniz Hatta kırlent yaparken daha kalın bir ip de kullanabilirsiniz Modelimiz modelimiz bu şekilde gayet kullanışlı bir model yapımı da gayet kolay Umarım anlaşılır bir video olmuştur Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.